muhterem kardeşlerim Sultanul Arif'in Ramazanoğlu Mahmut Sami Hazretlerini konuşmak üzere bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak meclisimizi hayırlı ve bereketli kılsın. Her zaman ruhaniyetinden özür diliyorum. Affına sığınıyorum. Bir hak dostunu anlatacak insan da o hak dostuna benzeyen vasıflar bulunmalı ki bir derece muvaffakiyet e, hasıl olsun. Ancak ben de öyle bir kabiliyet olmadığı için mazur göreceksiniz. Sadece görebildiğim, algılayabildiğim kadar e, gördüklerimi, bildiklerimi sizlerle paylaşacağım inşallah. Gelmeden önce çok düşündüm hangi yönü üzerinde konuşalım. Çünkü çok yönlü bir hak dostu idi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşrebinden nasip almış, çok geniş bir irşat alanı olan, çok geniş bir ilgi alanı olan bir hak dostu idi. Ancak her şeyi anlatalım derken bazen hiçbir şey anlatamaz duruma düşüyoruz. Bu sebeple günümüze faydalı olur düşüncesiyle meşrep taassubuna kesinlikle rızası yok idi ve bütün hayatı bu istikamette devam etti. Ben bugün bu yönünü ele almayı düşündüm. İnşallah faydalı olur. Konumuzun başında Hac suresinin 78. ayeti benim hayatımda çok önemli etkisi olan, yeri, büyük yeri olan bir büyük ayeti ve cahidu fillahi hakka cihadih diye başlıyor ayet-i celile. Allah uğrunda hakkıyla çalışın. Bütün gücünüzü harcayın. O sizi seçti ve dinde sizi sıkıntıya sokacak hiçbir şey koymadı. Eddini yusrun diyor Peygamber Efendimiz. Din kolaylıktır. Kolaylık esası üzerine kurulmuştur. Yuridu Allahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usur diyor Bakara suresinde ayeti celile. Allah sizin için daima kolay ve kolaylaştırma diler. Sizin için hiçbir zaman zorluk dilemez. Eğer zorlukla karşılaşırsanız ve bunu Allah'tan bilirseniz ve sabrederseniz iki kolaylık ile size yardım eder. İnşirah suresinde. Bu babanız İbrahim'in dinidir. Manevi olarak İbrahim Aleyhisselam bütün Müslümanların pederi manevisi oluyor. Manevi babası oluyor. Peygamber Efendimizin doğrudan hem nesep olarak hem manevi olarak babası. Burada tabi pek çok şey dikkatimizi çekiyor ama bütün detaylara giremiyoruz. Cenab-ı Hak zamanı silerek konuşuyor. Yani sanki yani Abdullah kadar yakınlaştırarak konuşturuyor. Millete ebikum İbrahim diyor. Bundan önce de yani Peygamber Efendimiz gelmeden önce de geldikten sonra da o sizi Müslümanlar olarak adlandırdı. Yani bizim bir tek adımız bulunuyor Müslüman. Şunun için ki Peygamber sizi gözetiminde yani kontrolünde bulundursun. Siz de bütün insanları kontrolünüzde bulundurun diye. Öyleyse namazı dosdoğru kılın. Yani siz bu mertebeye dünyada böyle bir konuma yer erişmek istiyorsanız namazı dosdoğru kılın, zekatı da verin. Ve Allah'a sımsıkı sarılın. Onun himayesi altına girin. Sizin tek dostunuz odur. O ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Şimdi konumuza giriş olarak bu ayet-i aldık. Bu ayet-i biraz açıklayarak, biraz daha detaylarına girerek bir gözden geçiriyoruz. Madde 1 Allah yolunda, Allah uğrunda, Allah'a ulaşıncaya kadar, Allah bizi hizmetinde kullanmaya ehil ve kabiliyetli görünceye kadar, şartına göre Allah adamı oluncaya kadar çalışmakla sorumluyuz. Bu ayet-i cellenin birinci cümlesi bize böyle bir vazife yüklüyor. 2. Biz yalnızca onun tarafından seçilmiş bir ümmetiz. Allah sizi seçti, bizi seçti. Bu seçilmişliğin bedelini ödemekle mükellefiz. Madem bize değer verdi ki yani ümmeti Muhammed ne anlama geliyor? Bunu Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden taramamız lazım. Ancak o konuya şu anda derinlemesine giremiyoruz. 3. Bize gönderdiği din problemler açmazlar, sıkıntılar ve sıkıştırmalar sarmalı değil. <laughs> Kolaylık ve rahmet temelleri üzerine kurduğu ve ikincisi olmayan tek dindir. 4. Bu babamız İbrahim'in dinidir. 5. Bu dinin sahibi bizi dün de bugün de Müslümanlar olarak adlandırmıştır ve Kur'an-ı Kerim'e göre İbrahim'in bir tek dini vardır. Ma kana İbrahimu Yahudiyan ve la Nasraniyan ve lakin kana Hanifen Müslime. İbrahim ne Yahudidir ne Hristiyandır. Dos doğru hanif hiç puta eğilmemiş, secde etmemiş, halis, katıksız bir Müslümandır. Şartına göre Müslümandır. Ayet-i Celle'nin söylediği Beş, bu dinin sahibi bizi dün de bugün de Müslümanlar olarak adlandırmıştır. Bizim için bu isimden daha muhteşem bir isim olamaz. Altı, bütün bunlar son peygamber bizi gözetimi kontrolü altında tutsun. Yedi, biz de bütün insanları kontrolümüz altında tutalım diyedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize layık gördüğü misyon budur. Layık gördüğü makam, mertebe, dünyadaki konum budur. 8. Bunu sağlamanın yolu öldürülen ve hayattan çıkarılan namazı diriltip ayağa kaldırmaktan, yani Allah'ın sevmediği her şeyden ve herkesten arınmaktan. 9. Toplum içinde zengin fakir arasında zekat köprüsünü kurarak ezilen tek kişi bırakmamaktan. 10. Ve Allah'a tam anlamıyla sarılarak, yani emirlerini takva düzeyinde tutarak koruması ve himayesi altına girmekten geçmektedir. 11. Allah tek dostumuzdur. 12. O ne güzel dost. 13. O ne güzel yardımcıdır. Bir ayeti celile de biraz açarak üzerinde şu anda bu kadar durabiliyoruz. Bunlar Allah'ın bize yüklediği görevler, yeryüzünde bize layık gördüğü konum, bize verdiği isim, gönderdiği program ve bize gösterdiği hedeftir. Bu ayet-i celil'e bağlamında baktığımız zaman bugün Müslümanların dünyaya verdiği fotoğraf maalesef fevkalade üzücüdür. Yüce yaratıcı insan neslini Adem'den, Adem'i topraktan yaratmış, insanlığın muazzam bir kültür zenginliğine sahip olması ve her bir değerin kendi çerçevesi içinde algılanıp istifade edilmesi için insanları kavim ve kabilelere ayırmıştır. Bu bizim için gereklidir. İnsanlar kendilerinin hangi ırktan olacağını belirlemekten aciz olmalarına rağmen ırklarını kendileri için bir övünç, başkaları için bir ötekileştirme ve aşağılama sebebi kılabilmişlerdir. Amerika'da siyah, Afrika'da beyaz olmanın ne anlama geldiği bilinmektedir. Irklar bir vakadır fakat ırkçılık insanlığın başına beladır. Allah kitabını peygamberi vasıtasıyla insanlara ulaştırdıktan sonra peygamberin öğretilerini derinlemesine inceleyen ve onları zaman içinde hayatın gerçekleri çerçevesinde uygulama formüllerine bağlayan müştehit imamlar göndermiştir. Her biri bir büyük Allah dostu olan bu müştehitler Müslümanların olmuş ve olası problemlerin çözüme kavuşturmuşlar. Zaman içinde fıkı yani hukuk mezhepleri hayata girmiştir. Bundan başka bir de insanların meşrepleri vardır ki bu yazının konusu budur. Bazı kimseler süt içemezler. Birilerine ayran iyi gelmez. Biri ekmek yemeden edemezken diğeri ondan rahatsız olur. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bir meşrubat helal kapsamında iken birinin bünyesi onu kabul etmez. Bu durumda bu insanların hiçbirini kınamamak ve ötekileştirmemek gerekir. Helal dairesinde herkes meşrebine göre hür tercihini yapar. Gönlünün bir köşesinde Sultan Süleyman'ı askeriyle barındıracak enginliğe sahip insanlar nakşi kaynağından içerken, güzel sanatlardan birine veya birkaçına kabiliyetli olanlar Mevlevi Pınarı'ndan, cezbeli tabiata sahip olanlar Rifai Pınarı'ndan, Türbemin önünden geçenler benimdir diyebilme coşkusuna sahip olanlar Hüdayi Çeşmesi'nden içerler. Bunların hepsi de bizim zenginliğimiz, güzelliğimiz ve şerefimizdir. Bu anlamda Allah dostlarının hiçbirinden feragat edemeyiz. Nasıl la nüferrigu beyne ehadim min rusulih bizim hiç sarsılmaz inançlarımızdan ise Allah'ın peygamber olarak gönderdiği tek ümmeti dahi olmasa hiçbir peygamberden vazgeçemiyorsak, hiçbir hak dostundan da hiçbir halü şartta vazgeçemeyiz. Eğer biz Allah'ın bize sunduğu bu zenginliklerden birini benimseyip veya benimser görünüp bütün meşrepleri buna mahkum etmeye kalkarsak, işte bugün yaşadığımız kaosu kendi ellerimizle hazırlamış oluruz. Sözün burasında Hakka yürüyüşünün 30. yılını idrak ettiğimiz müstesna hak dostu Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi Hazretlerini anmamız gerekiyor. Bütün ömrü boyunca Allah'ın kitabı gözünden ve gönlünden hiç uzak olmadı. Bütün hayatını Allah'a adadı. Tam anlamıyla onun adamı oldu. İnançlarından ve yaşayışından hiç taviz vermedi hayatı büyük felaketlerin ve acımasız bir kara kışın ortasına rastlamasına rağmen ona yüklenen vazifeyi yüz akıyla tamamlayarak dünyaya veda etti. Resul-i Ekrem'in hadisi şeriflerini önünden hiç eksik etmedi. Onların her birini derin saygı, tam bir kabulleniş ve hayatına kazandırmak maksadıyla okuduğu, anladığı, anlattı. Bu yönüyle daima Resulullah'ın gözetiminde yaşadı. Resulullahı seven, onun ashabını da sever ve saygı duyar. Çünkü Allah Kitabında Peygamberini andıktan sonra, onun ashabını da anmıştır. Bugün böyle bir moda da çıktı, sahabeyi dışlamak, küçültmek, efendim hata noksanlarıyla kusurlarıyla meşgul olmak. Halbuki Cenab-ı Hak e, Peygamberleri hakkında nasıl sitayişle bahsetmişse, sahabeleri hakkında da aynı ifade ve üsluplarla bahsetmiştir. Mesela Fetih Suresinin 29. yani son ayeti Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu diyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindekiler de kafirlere karşı şiddetli ve izzetlerine düşkün birbirleri ara, ara, arasında iken de gayet yumuşak ve merhametlidirler. Onların sıfatlarını anlatıyor. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in sıfatını hem Tevrat'ta hem İncil'de anlatmıştır, hem Zebur'da anlatmıştır. Bunlar hadis kaynaklarında detaylarıyla anlatılmaktadır. Bütün sohbetlerinde mutlaka Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti ve ashabının menakıbı vardı. En karmaşık konuları bu üçüyle veya üçünden biriyle çözer ve dinleyenlerin kalbine yazardı. Yani mesela iki kişi arasında bir anlaşmazlık, bir üzüntü, bir kırıklık varsa mutlaka bir sahabi menakıbı veya bir hak dostlarından birinin menakıbıyla ve çok latif bir uslupla anlatır. O iki kişi yaptıkları hataları anlar ve hemen düzeltme yoluna giderlerdi. Topluluklarımızın şu ana kadar oluşturamadığı kardeşlik duygusu ve algısı üzerinde uzun seneler durdu. Mesela yıllarca Yusuf Suresi tefsirini e, sohbet konusu yaptı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Yusuf Suresini çocuklarınıza ve kölelerinize ezberletin ve öğretin. Çünkü insana haset duygusuna karşı yardımcı olur diyor. Yusuf'a kardeşleri, abileri haset etmediler mi? Kıskanmadılar mı? Kardeşleri olmalarına rağmen her türlü kötülüğü yapmadılar mı? Değil mi? Yusuf ne yaptı? Bunların hepsini zamanı gelince affetti. Epeyce meşakkat çekmesine rağmen. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği dersler. Bunlar sohbetlerinin ana konusuydu. Onun feyzinden istifade edenlerden hiçbirisi tek doğru benim. Bak benden başkaları yanlış yolda demedi. Benim marketimdeki helal diğeri şüpheli demeyi hiç düşünmedi. Ama birçokları üzülerek söyleyelim ki kendi meşrebini çoğu kere hiçbir geçerli delile dayanmadan din yerine koyarak kardeşlerini ötekileştirdi. Aynı kelimeyi tevhidi söyleyen kardeşlerini dalalette saydı. Cenneti zaten ona tahsis etmişlerdi. O da keyfine göre kesti biçti. Bu korkunç duygulara Kur'an'dan deliller getirmeyi de ihmal etmedi. Bu durum bu kimselerin dinini maskaraya çevirdi. Fark ediyor musun hevasını, takıntısını tanrı edineni ve Allah'ın bilgiyle saptırdığı kulağına ve kalbine mühür vurduğu gözüne perde indirdiği kimseyi? Artık Allah onu saptırdıktan sonra kim hidayete ulaştırabilir? Söylenenleri hiç düşünüp öğüt çıkarmıyor musunuz? Câsiye suresi 23. ayet-i celîle. Eferâyte men ittehade ilâhehu diye başlayan ayet-i celîle. Yani insan bir şeyi seviyor, onu gözünde, gönlünde büyütüyor, kısa zamanda din haline getiriyor. Herkesi kabullenmeye efendim mecbur kabul ediyor ve ona göre dayatmalarda bulunuyor. Dinimizde böyle bir şey yok. Hiçbir meşrebe uyan bir davranış tarzı değildir kesinlikle. İnsanların çoğu birbirinden farklı iki nimeti genellikle bir arada bağdaştıramazlar. Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste iki nimeti ve iki sıkıntıyı bir arada bulundurman buyuruyor. La اَجْمَعُ بَيْنَ اَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ Hadisi kutsi. Dolayısıyla bir insan kendi meşrebine uygun bir nasip aramalı, o meşrepte ilerlemeli. Allah'a layık bir kul olmalıdır. Sözün burasında benim Medine-i Münevvere'de çok defa beraber olduğum, hizmetinde bulunduğum ve kendinden çok istifade ettiğim İzmirli Abdullah amcamız vardı. Onu hatırlayalım. Buradan sonrasını ben kendi ağzından naklediyorum aynen kelime kelime. Bir defa anlatmıştı bana ben de aynen kaydettim. Ben İzmir'de seyyar satıcıydım. Genç yaşımda kendi çevremde bulduğum salih bir veliden manevi ders almış bulunuyordum. Bir gün bisiklet tekerlekli tablamın başındayken önümden geçen iki kişinin birbiriyle konuştuklarını fark ettim ve onlardan hayatımda ilk defa Sami Efendi Hazretlerinin adını işittim. O vakte kadar hiç duymamıştım. Hakkında da hiçbir şey bilmiyordum. Fakat adını duyduğum anda bana bir hal oldu ve içim yandı. Bir sevdaya tuturmuştum. Hakkında bilgi sormaya başladım. Allah demenin yasak olduğu yıllar. Kime ne sorarım, nasıl sorarım, ne cevap alırım? Sora sora Adana'da olduğunu öğrendim. Trenle Adana'ya kadar gittim. Orada da aşina bir sima bulmak ne kadar zordu. Ama azmetmiştim, evini buluncaya kadar aradım. Beni kabul etti ve görüşme esnasında buraya kadar niçin geldiğimi sordu. Kendilerinden manevi ders almak için geldiğimi söyledim. Daha önce bir zattan ders alıp almadığımı sordular. Ben de ders aldığımı ve şeyhimin adını söyledim. Buyurdular ki: Fakire bu emaneti verirlerken herhangi bir mensubiyeti olan kimseye ders telkin etmeyeceksin. dediler. Şu anda benim size ders telkin etme yetkim bulunmuyor. Ben Sam Efendi'nin ağzından bu sözü duyunca tabii o yaşta bu sözün ne anlama geldiğini anlamıyordum. İçimden bir ağlama koptu. Ben bu zattan ders almadan gidersem halim ne olur diye üzüntümden bayılıp oraya uzanmışım. Ne zaman ayıldım, ayıldıysam ayıldım. Kendime geldikten sonra beni karşısına oturttu. Şu anda bir mani kalmadı. Size ders telkin edebilirim." buyurdu ve ders aldım. Benim hayatımda tanıdığım en kibar, en zarif insandı. Dersimden bir kısmı tarif edemedi. "Buradan giderken Konya'ya uğrar, İzmir'e öyle gidersiniz." buyurdu. Ben Konya'ya uğradım. Emri üzerine merhum Mustafa Doğanay Bey'i görüp bulup görüştüm. Dersimin kalan kısmını tarif etmesi için beni Konya'ya uğrattığını anladım. İzmir'e döndüm fakat koca İzmir bana dar gelmişti ve bir türlü sığmıyordum. İstanbul'a hicret edip Laleli'de bir ev kiraladığını duyar duymaz hemen İstanbul'a geldim ve yakınında bir ev kiralayıp sohbetlerine devam ettim. Bu gerçekten aşık, gerçekten samimi bir dervişti. Allah gani ve rahmet eylesin. Ben cenazesinde bulundum. Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki'de yatıyor. Hatıraları burada bitmiyor. Tabi devamı var hatıratının. Erken dönemde Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor ve 25 haccında refakat ediyor. Ve hizmetinde bulunuyor. Şimdi Cennetül Baki'de ona komşu olarak yatıyor. Makamları cennet olsun. Şimdi burada önemli bir husus var. Şimdi bazen görülüyor, duyuluyor. Önüne gelene efendim bir mensubiyet, atfediliyor veya sanki bir parti propagandası gibi efendim davranışlar sergileniyor. Bunlar maneviyatta olmaz. Olmaması gereken şeyler. Mesela bazen şey oluyor böyle rastgele kitaplar okuyan sohbetler oluyor. Olsun yani olmasın da demiyoruz yani ama kalkıyor bir üniversite hocasını oraya sohbete davet ediyor. Dinleyici olarak davet ediyor. Ben diyor bu diyor harika diyor böyle bir şey olmaz dünyada diyor. Bunu diyen de Kur'an okumayı bilmeyen bir kimse. Bunları biz gözümüzde görüyoruz. Bazen gülüp geçiyoruz. Faydalı olmak istiyoruz. Bazen olabiliyoruz. Bazen olamıyoruz. Yani bir insan birine bir şey te teklif ederken veya telkin ederken kendinin ne durumda olduğunu hissetmesi lazım. Veya karşısındaki insanı hissetmesi, biraz algılaması lazım. Bunlar bizim zamanımızda maalesef yani artık çok az gördüğümüz şeyler haline geldi. Sami Efendi Hazretleri İslamiyet'e, insanlara ve aziz vatana samimi hizmet ettiğini bildiği bütün muasır meslektaşlarını kandil ve bayram münasebetlerinde ziyaret eder, aziz vatanında bir gönül birliği sağlamaya çalışırdı. Yani bu vasıfta insan ben çok tanımıyorum maalesef. Yani kendi meşrebinden olmayan, efendim, yani aynı çayı içmeyen diyelim, insanları ziyaret edebilme genişliğine, efendim rahatlığına sahip olan çok insan maalesef tanımıyorum. Ama bu hak dostu bunu hayatı boyunca yaptı. Sağlığı müsait olduğu müddetçe efendim fukahadan Ömer Nasuhi Efendi, efendim ulemadan Seyyid Şefik Arvasi, şu anda hatırıma gelen Bekir Haki Efendi, Beşiktaş müftüsü Fuad Fuat Efendi, bizim profesör Mahmud Çamdibi'nin babası efendim gibi ne kadar hizmet ettiğini bildiği salih zevat varsa hepsini ziyaret eder. Şöyle düşünürdü. Halka dinlerini anlatan, öğreten hoca efendiler birbirleriyle ziyaretleşseler, birbirlerini Allah için sevseler, <laughs> yine iyilik ve takva konusunda birbirleriyle yardımlaşsalar ki Cenab-ı Hak böyle bir emir veriyor bize, böyle bir vazife yüklüyor ve taavunu alel bir ve takva. Yani bugün hizmetler o kadar kapsamları ilerledi ki yani bir insanın, beş insanın, on insanın altından kalkabileceği boyutta değil. Çok fazla insan, çok fazla teşkilat, çok fazla vakıf, dernek, efendim sivil toplum kuruluşu el ele verirse ancak bir hizmet belki ortaya konulabilir. Ama bunların hepsi kendi başına yaşarsa, kimse kimseye selam vermezse, efendim benim meşrebime uymuyor diye dışlarsa sanki farklı bir din mensubu gibi bugünkü durum ortaya çıkıyor. Bu durum birçok hayra vesile olur. Şurası fevkalade esef vericidir ki din ve inanç olarak birbirlerini doğrulamayan Yahudi ve Hristiyanlar Müslüman karşısında ani ittifaklar kurabilirlerken en açık konularda iki farklı meşrepteki Müslüman nasıl ittifak edemez? Haydi küçük şeylere takılıp ittifak edemediler. Niye birbirlerini hala suçlamaya devam ederler? Şehit Hasan el Benna vardı. Mısır'daki İslami uyanışın önderlerinden rahmetle anıyoruz. En son şunu söylemişti. Risalelerinde vardır. Kardeşlerimizle ittifak edebildiğimiz konularda yardımlaşacağız. İttifak edemediğimiz konularda birbirimizi mazur göreceğiz. Suçlamayacağız derdi yani. Bu ne kadar güzel. Bunu bugün biz sağlayamadık burada. Bunu ister cemaat ölçeğinde alalım, ister devlet ölçeğinde netice değişmiyor. Yahudi Müslümanı kurşunlarken o Müslümanın kardeşlerinden bir grup kardeşini savunmaya geçiyor. Bir başka Müslüman Müslümana kurşun sıkanı savunuyor benim anayasamın temeli İslam ahkamıdır diyen bir Arap devleti darbeyle iktidara gelen kadroya milyarlarca dolarla destek oluyor. Bunu yaparken iki şeyi düşünüyor. Bu fitne benim başıma gelmesin de ne olursa olsun diyor. Bir de devlete baş kaldıran teröristtir, katli mübahtır diye fetva veriyor. Terörist dediği seçimle göreve gelen başkanına sahip çıkan Müslümanlar. Bu karakterdeki düşünceler Müslüman vatanlarında akan kanın durmasını istemeyenlere aittir. Bütün dünyanın kurtuluşu yalnızca İslam'dadır. Kendisi dışındaki inanç ve düşüncelere hayat hakkı tanıyan, tanımakla kalmayıp onu korumayı üstlenen tek din İslam'dır. Zimmi'yi diyor, Müslüman vatanında yaşayıp, fakat Müslüman olmayan, vergisini doğru düzgün ödeyen zimmiyi üzen, inciten benim kalbimin içini üzmüştür diyor Peygamber Efendimiz. Yani o kendi dininde, ibadetinde serbest olmalı. Sana karşı vazifesini yerine getiriyorsa kesinlikle incitemezsin diyor. İncitemezsin diyor. Dikkat inci en basit şey, en alt derecesi. Evet. İslam'ın Kur'an'da olanı olmayanı, ılımlısı, radikali olamaz. Allah'ın kitabında yazdığı, peygamberlerinin öğrettiği neyse İslam odur. İslam kitabıyla, sünnetiyle, ümmetiyle bir bütündür. Bu bütünü parçalamaya kalkan kendini parçalar, itibarını yitirir. Muhterem Üstaz'ın zaman zaman okuduğu bir hadisi şerifi hatırlayalım. Kim Allah'ı gücendirerek insanların rızasını kazanmaya çalışırsa, hem Allah ona gazap eder, hem de insanları gazap ettirir. Kim de insanları gücendirme pahasına Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırsa hem Allah ondan razı olur hem de insanları razı kılar. Çünkü kalpleri çekip çeviren Allah'tır. Eğer Allah kalplerini birbirine ısındırmıyorsa yeryüzü dolusu harcama bu birlikteliği sağlayamaz. Bu bir ayet-i celle mealidir. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا بَيْنَهُمْ diyor. Evs ve Hazreci bunlar 100 sene birbirleriyle savaştılar. 225 bin nüfus sadece 10 bine düştü kardeşlerim. 100 yıl boyunca 215 bin can bir Yahudinin keyfi yerine gelsin diye gitti. He, diyor ki Allah diyor Ali İmran ayetinde bunların kalplerini birbirine ısındırdı. Sen diyor eğer yeryüzünün bütün servet olsa ve sen hepsini harcasaydın Yine kalpleri kalplerini telif edemezdin. Velakin Allah ellefe beynehum. Tek Allah bunların kalplerini birbirine ısındırdı ve yüzyıl yıl birbirlerine kılıç çeken kardeşleri birbirine kardeş yaptı. Evet. Öyleyse hesabı Allah'a göre yapmak gerekiyor. Konuya bu açıdan baktığımızda Sami Efendi Hazretleri için diyebiliriz ki Hangi makamda olursa olsun Allah'a kulluğunu hiçbir zaman unutmayan. Bu çok çok önemli bir husus. Yani bazı insanlar efendim bulundukları konum icabı Allah'a kulluğunu unutuyor. Bir insan hangi mertebeye varırsa varsın, peygamberliğin zirvesine de varsa neticede Allah'ın kuludur. İn kullu men fi's semavati ve'l ardı illa ati'r rahmani abde. Göklerde ve yerde kim varsa istisnası yok. Allah'ın huzuruna kul olarak gelmekten başka seçeneği bulunmamaktadır. Ayet-i Celil'e. Dolayısıyla ne durumda olursak olalım, kesinlikle Allah'ın kulu olduğumuzu ve kulluk görevlerimizi unutmamakla mükellefiz. Ona kavuşacağını ve hesap vereceğini hiçbir zaman göz ardı etmeyen, çevresinden gördüğü ilgi ve iltifatlara kendini kaptırmayan, dininden ve görevlerinden hiçbir şartta taviz vermeyen kamil ve mükemmel bir hak dostu idi. O Allah'a değer verdiği için Allah onu kullarına sevdirdi ve dünya durdukça salih kullarının gönüllerine konuk etmeye devam edecektir. Buradaki bir cümleyi açıklamak sadedinde ben hem rahmete vesile olması için hem de sizin hafızalarınızda bir yer tutması için bir hatırayı paylaşmak istiyorum. Ondan sonra soru varsa alabiliriz. Ben Yüksek İslam ensüne talebe olmadan birkaç ay önce bizim hocalarımızın hocası, müstesna insan Mahir İz, rahmetle anıyoruz, vefat etmişti canlı olarak yetişemedim. Ama talebeleri bizim hocalarımızdı. Hepsinden de elimizden geldiği kadar istifade etmeye çalıştım. Bunlar içinde en mümtaz talebesi saydığı ve çok sevdiği Selçuk Eraydın bir miraç kandilinde Hakk'a yürüdü. Onu da rahmetle anıyorum. O bizim resmi hocamız oldu. İki sene. Allah gani ve rahmet eylesin. Arkadaşlarından şunu dinledim. Mahir Bey, Selçuk Bey'in yetişmesi için çok özel ilgi gösteriyor. Asistanlık sınavları açılıyor. Yüksek Silemensü'nde. Tasavvuf, ana bilim dalına Asistan olarak müracaat ediyor Selçuk Eraydın hocam. İşte Jüri de Mahir Bey var ve aynı dersi okutan hocalar var. Selçuk Bey'in sınava gireceği e, jüriden affını istiyor Mahir Bey. Diyor ki ben diyor Selçuk'a diyor çok emek verdim ve elimde olmayarak ona karşı özel bir sevgim var. Eğer ben jüride olursam ona sevgi beslemem sebebiyle belki birkaç puan fazla veririm. Selçuk Bey'le beraber sınava giren öbür vatan evladının hakkına tecavüz etmiş olurum. Ve bunun hesabını Allah'a veremem ben diyor. Ve jüriden affını rica ediyor sınav devam ettiği sürece de odasına çekilip namaz kılıyor. Selçuk Bey'in muvaffak olması için dua ediyor Cenab-ı Hakk'a. Benim hayatımda bu konuda duyduğum en asil davranış budur. Hem Mahir Bey'e hem Selçuk Bey'e Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Ve Selçuk Hocam yani zannedersiniz öyle tarihte Derviş gaziler diye anlatılan ve Anadolu'yu fetheden Alperenlerden birisi gibiydi. Yani onların 20. asra kalan bir örneğiydi. Cezbe halinde ders anlatırdı. Ve biz çok mutlu olurduk onun derslerinden. Tekrar rahmetle anıyorum. Ondan sonra madem konu açıldı, e, Mahir Bey'i tekrar rahmetle analım. Mahir Bey e, uzun yıllar İslam kültürü almış, İslam irfanı almış ve çok büyük hocalardan okumuş. Büyük vazifeler görmüş. E, çok zor dönemlerde büyük vazifeler görmüş. Yani şimdi biz hakikaten birçok konuda elhamdülillah çok rahatız. E, pek çok e, hak ehli, hak dostu tanımasına rağmen, manevi yoldan istifade edeceği bir zata intisap edememiş. Bu kendi ifadesi. Fakat, talebelerinden ve yakın hizmetinde bulunan hocalarımızdan, e, Osman Öztürk hocam bunu anlatıyor, kendisinden dinlemiştik diyor ki Mahir Bey çok kibardı. Ve hiçbir kimseye kesinlikle herhangi bir hizmetle yük olmak istemezdi. Mesela postaneye bir mektup gönderecekse kendi gidemeyip de talebelerinden birinin kendi işi dolayısıyla postaneye yolunun uğrayacağına inanması lazım o mektubu verebilmesi için. Önce mektubun masrafını pul parasını veriyor. Sonra da diyor ki kendisi tatlıyı severmiş ama rahatsızlığı dolayısıyla yiyemezmiş. Bak evladım bu mektubu postaneye atacaksın pul yapıştırıp o zaman pul vardı biliyorsunuz. Ondan sonra şu paraya da Taşçoğlu'ndan baklava yiyeceksin. Beni memnun etmek istiyorsan mutlaka o ikramı da yapar. Peki hocam der kabul ettiği takdirde mektubu verir. Yani kimseye böyle rastgele bir hizmet yükleyemezdi. Bu bir Asil bir duygu. Fakat bir gün diyor bu ihtiyatlı bu kibar insan beni diyor çok acele evine çağırdı diyor. Ben yani Allah korusun bir üzüntü sıkıntı mı var diye merak ettim ve çok hızla evine gittim. Diyor ki çok heyecanlı bir vaziyette çabuk beni efendi hazretlerine götür. dedim ki hocam efendi hazretleri bu saatte müsait olmaz. Ziyaret saati de değil. Yok mümkün değil. Şu anda götüreceksin diyor. Duramam diyor çünkü. Ben çaresiz kaldım. Bir gidip bakayım. Kapıyı açtırabilirsem bir izin alacak kimse bulursam izin alayım, geleyim hocam dedim diyor. Vardım. Ben, bir bahçe kapısı vardı, Erenköy'de 5 numarada otururdu. Kazım Karabekir Sokak 5 numarada, Güllü Köşk derlerdi oraya. Oraya vardım diyor. Henüz daha dış kapıya dokunmadan önce pencereden diyor, beni gördü diyor Sami Efendi Hazretleri. Mahir Bey'i çarçabuk getir dedi diyor. Ben rahatladım diyor. Koşarak gittim, arabama aldım ve getirdim diyor. Ve i̇çeride bir buçuk saat kaldı diyor. Ve çıktığında çok heyecanlıydı. Bana diyor şunu anlattı diyor. Düştüklerinden <laughs> sadece şunu nakletti. Efendim eğer müsaade ederseniz bu gece gördüğüm rüyayı kardeşlerime anlatmak istiyorum. Dedim diyor. Kesinlikle iznim yoktur buyurdular diyor ve gördüğü rüya Mahir Bey ile beraber gitti. Yani ne Osman Öztürk hocam ne biz ve ne dinleyen kimseler hiç kimse o rüyayı bilmediler. Evet bu da e, o zatın ayrı bir özelliğiydi. Bazı insanlar ufak bir faziletlerinin anlatılmasından, söylenmesinden hatta mecbur ederler başkalarını. Efendim, memnun olurlar, mutlu olurlar. Fakat bütün hesabını Allah ile beraber olmaya ve Allah'ın huzurunda gibi yaşamaya göre Kur'an insanların yaşadıkları hayat mutlaka bizim efendim gördüğümüzden veya göstermeye çalıştığımızdan çok çok farklı. Bunu ben şu şekilde de ifadelendirmek isterim. Nurettin Topçu merhum, onu da rahmetle anıyorum. Yani memleketimize çok büyük hizmetler yapmış hem fikri alanda hem ilmi alanda müstesna hocalarımızdan birisiydi. Bizim hocalarımızın hocasıydı aynı zamanda. Hazreti Mevlana'yı nasıl anlayalım? Ee, tasavvufun merhaleleri ve Mevlana diye bir makalesi var. Bu Tahirül Mevlevi'nin Mesnevi Şerhi'nin başında mevcut bu makale. Oradan okumanızı tavsiye ederim. Ee, Şimdi Hazreti Mevlana'nın yaşadığı manevi bir hayat var. Hazreti Mevlana bu yaşadıklarından hiçbir şeyi anlatmıyor Mesnevi'de. Sadece o hayat nasıl yaşanır ona yön levhaları diziyor Mesnevi bu demek. Ha biz onu o yaşanan hayat zannediyoruz. Bunu şöyle bir teşbihle anlatmak istiyor Nurettin Topçu. Hazreti Mevlana Manevi denizin derinliklerine kadar daldı ve oradan orada çok mutlu oldu diyor. Gerçekten de öyle. Biz Hazreti Mevlana'nın daldığı denizin, tabi en derin yerine daldı Hazreti Mevlana, biz de o denizin sadece sahiline vuran e, suların hışırtılarını Mevlana ve Mesnevi zannediyoruz diyor. Maneviyatın kendisi zannediyoruz diyor. Arada diyor bu kadar fark var. Ben burada başta dilediğim özrü tekrar etmek istiyorum. Mesela Sami Efendi Hazretlerinin yaşadığı manevi hayata dair bizim hiçbir fikrimiz yok. Ancak onun tavsiyelerini, efendim, yaşayış tarzını bir araya getirip, efendim bir e, paket, bir demet meydana getirerek anlamaya veya anlatmaya çalışıyoruz. Halbuki mesela aşıklık nedir diye sordu biri geldi bana diyor. Efendim ben sözle anlatayım istiyor diyor. Hazreti Mevlana ne cevap veriyor? Benim gibi olursan yani benim yaşadıklarımı yaşarsan anlarsın cevabını veriyor. Onun için kolaylıkla hak dostu olunmuyor. Bunun belli vazifeleri vardır, belli şartları vardır. Efendim insanlar bunlara samimi olarak riayet ederlerse ve yaptıkları ibadeti tek Allah için yaparlarsa, riya katmazlarsa, Efendim, insanların alkışından da kötülemesinden de etkilenmezlerse mutlaka hak dostu olurlar. Cenab-ı Hak Sa'emefendi Hazretleri ile beraber onun yolunda olan ve onun yolunda olduğu bütün hak dostlarından layıkıyla istifade etmeye hepimizi muvaffak kılsın. Evet. Ben sözlerimi burada noktalamak istiyorum.